Merhaba değerli dinleyenlerim. 3 Eylül günlerden Perşembe sizlere bugün kelebek hastalığı ya da lupus diye bilinen tam adıyla sistemik lupus eritematosus vücutta pek çok organı birden tutan bir romatizma hastalığıdır. Yüzde kelebek tarzında kırmızı döküntüyle karakterize olduğundan halk arasında kelebek hastalığı olarak da bilinir. Lupus hastalığı otoimmün olarak tabir edilen hastalıklardandır. Otoimmün hastalıklarda hastanın bağışıklık sistemi hatalı çalışarak kişinin kendi hücrelerini yabancı madde olarak algılar. Lupus hastalığında da vücutta önemli bir yapı taşı olan ve kolajen isimli maddeye bağışıklık sistemi saldırmakta ve düşman kabul etmektedir. Evet, sistemik lupus ya da kelebek hastalığının nedenleri, belirtileri, bu kelebek hastalığının tanısı nasıl konulur ve bu lupus hastalığının tedavisi nelerdir? Bunlarla ilgili bilgiler sunmaya çalışacağım. Kelebek hastalığı lupusun nedenlerine baktığımızda hastalığın nedeni kesin olarak bilinmemektedir. Hastalığın oluşumunda genetik, çevresel faktörler veya hormonların rolü vardır. Stres, ultraviyole ışınları, enfeksiyonlar ve bazı ilaçlar hastalığın tetiklediği bilinmektedir. Kadın hormonlarından östrojen hastalığın oluşumunu artırır. Testosteron ise azaltır. Sistemik lupus eritematosus da vücudun bağışıklık sisteminin kendi dokularına karşı reaksiyon oluşturması söz konusudur. Kelebek hastalığının lupusun belirtilerine baktığımızda bunlar nelerdir? Lupus hastalığı tüm vücudu etkileyebildiğinden çok farklı belirti ve bulgularla kendini gösterebilir. Özellikle hastalığın başlangıç aşamalarında eklem ağrısı genel hastalık belirtileri sıktır. Lupus hastalığında en sık görülen belirti ve bulgulardan bazıları şöyledir. Yorgunluk. Aşırı derecede bir yorgunluk tabi bu. Halsizlik. Cilt değişiklikleri, özellikle burun ve yanaklarda görülen kelebek şeklindeki döküntü tipiktir. Fakat ciltte güneşe maruz kalan her alanda döküntü gelişir. Damarlarda iltihaplanmaya bağlı bulgular görülür. Cildin küçük damarları sıklıkla etkilenir ve vaskülit olarak adlandırılan iltihap gelişir. Tırnakların etrafında leke şeklinde bir cilt altı kanaması vardır. Ayrıca ağız mukozasından da iltihaplanma yapabilir.
Saçlarla ilişkili bulgulara baktığımızda saçlarda bölgesel dökülmeler olabilir ve genellikle bu dökülen saçların yerine yenileri gelmez. Parmak uçlarında soğukta ortaya çıkan beyaz ve mor renkte değişiminin olduğunu Raynaud sendromunun önemli bir bulgusudur. Eklem bulguları hem büyük hem de küçük eklemlerde adralji yani eklem ağrısı vardır. Ağrı özellikle sabahları daha belirgindir. Bazı hastalarda artrit yani eklem iltihabına bağlı şişme, kızarma ve ısı artışı da görülür. Kas tutulumu, kaslarda ağrı ve iltihaplanma gelişir. Böbrek bulgularına baktığımızda böbrek tutulumu da görülmektedir bu sistemik lupus hastalığında. Bu hastaların %70'inde görülür. Bu kişilerde idrarda kan, protein tespit edilir. Dokularda sıvı tutulmasına bağlı ödem gelişir. Ağır vakalarda böbrek yetmezliğine kadar gidebilen böbrek iltihabı görülebilir. Bunlar oldukça önemlidir. Sinir sistemiyle ilişkili olan belirtiler bunlar migren, epilepsi, denge problemleri gibi belirtiler ve psikolojik problemler vardır. Bazı hastalarda inme yani felç ortaya çıkabilir. Sindirim sistemi tutulumu ve pankreatit nedeniyle sindirim problemleri sıktır. Göğüs ağrısı gibi akciğer ya da kalp zarında iltihaplanma bulguları vardır. Akciğer zarları arasındaki sıvı birikimi ve iltihaplanma olduğunda nefesle artan bir göğüs ağrısı ortaya çıkar. Kalp zarı iltihaplanmasına ise perikardit denir ve lupus da sıktır. Kalp zarımızda iltihaba da yol açabiliyor bu hastalık. Akciğer dokusunda iltihaplanma neticesinde zatüre gelişebilir ve gelişir. Bunun dışında lenf nodları, dalak, karaciğerde büyüme vardır. Evet, periton adı verilen karın zarı iltihaplandığı için karın ağrısı görülebilir ve görülür. Kelebek hastalığı lupusun tanısına baktığımızda kelebek hastalığı lupus tanısı ve klinik belirtilerle birlikte bazı kan testleri yardımı ile konur. Hastalara tam kan sayımı, böbrek testleri, akciğer grafisi, LE hücresi, anti-DNA ve antinükleer antikor bakılır. Hekim gerek görürse ve şüphelendiği organ tutulumuna göre daha pek çok test isteyebilir. Bu durumda hekimlerin oldukça uyanık olması gerekmektedir. Başlangıçta tipik hastalık belirtilerini göstermeyen hastalarda tanı koymak oldukça zordur. Sistemik lupus eritematosus pek çok doku hastalığı ile karışabilir. Kelebek hastalığının lupusun tedavisine baktığımızda lupus hastalığının kesin bir tedavisi yoktur.
tedavi hastalığın ilerlemesini durdurmak, hayati komplikasyonları önlemek ve belirtileri hafifletmek için uygulanır. Bu nedenle erken tanı büyük önem taşır. Her hastalıkta olduğu gibi. Çünkü ilerlemiş hastalığın geri döndürmek mümkün değildir. Tedavi her hasta için hastalığın şiddetine göre özel olarak planlanır. Vücudun pek çok organ ve dokusunda ortaya çıkan iltihaplar için iltihap giderici ilaçların kullanılması şarttır. Bağışıklık sistemini baskılayan steroid grubu ilaçlar da kullanılır. Kan pıhtısı eğilimi olan hastalara aspirin gibi kan sulandırıcı ajanlar reçete edilir. Evet, lupus hakkında şimdilik sizlere bu bilgileri sundum. Hepinize sistemik lupusuz bir hayat dilerim. Sağlık dolu günler dilerim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bilgilerimi yine paylaşmaya devam edeceğim. Saygı ve sevgilerimle.